Türkülerin yeni soluğu Balint FM'de en güzel türkülerle, en güzel eserlerle programımıza devam ediyoruz. Şimdi sırada Tayfun Talipoğlu'nun albümünden sizler için seçtiğim bir eser var. Merhaba. Güzel de sözleri olan bir eser bu. Ne diyor mu sözlerde? Diyor ki, senede bir görmediğim dostlar, merhaba, merhaba. Deste deste dermediğim güller, merhaba, merhaba. Canlar, merhaba. Merhaba dostlar, merhaba, merhaba. Evet, bu güzel eseri dinliyoruz şimdi hep birlikte. Ardından da bir Mahsun Kırmızıgül'den dinlemeye doyamadığımız bir eser gelecek. Mihriban. Evet, bu güzel eseri benden istekte bulunan ve çok sevdiğim bir kişi Halil Tuncay Önür'e gönderiyorum. Bu eseri gerçekten, hele Mihriban'ı çok seviyor kendisi. Bu eser ona gitsin. Ama önce Tayfun Talipoğlu'nun albümünden seçtiğim Merhaba, ardından da Mahsun Kırmızıgül, Balint FM'de ve az sonra, yaklaşık 10 dakika sonra da Balint FM Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberler sizlerle olacak. Her türküyü çalmaz bizim dilimiz. İçinde sevda olmalı. Gönüle giden yol olmalı. Sıyrılıp çıkmalı kınından, yürek koymalı kahramanları. Tınısı bir uçtan duyulmalı. Her türküyü çalmaz bizim telimiz. Merhaba, merhaba, merhaba.
merhaba, dallar merhaba, merhaba. Camlar merhaba, merhaba. Dostlar merhaba, merhaba. Bülbülü sineye çeken dallar merhaba, merhaba. Dallar merhaba, merhaba. Camlar merhaba, merhaba. Dostlar merhaba, merhaba. Var ama
çizilmiyor mihriban. Sevdiğim mihriban. Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban. Sevdiğim mihriban. Hain Sefem. Balins FM Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Ben Burcu Bülbül. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, Haziran'da çözüm hedefiyle 16 Ocak'ta başlatılan doğrudan görüşmeleri çıkmazdan kurtarmak için bugün adaya gidiyor. Temaslarında Birleşmiş Milletler'in çözüm konusundaki kararlılığını vurgulamayı amaçlayan Kofi Annan, yarın Rauf Denktaş'la makamında görüşecek. Kıbrıs tarihinde ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Türk Toplum Liderinin makamına gitmesi hem Kıbrıs Rum kesiminde hem de Yunan basınında tepkiyle karşılandı. Bu kararın yasa dışı saydıkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması anlamına geldiğini öne süren Rumlar, Kofi Annan'ı protesto etmek için yarın Kraliçe Resim Sarayı'nın önünde gösteri yapacaklar. Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları çarşamba günü NATO toplantısı çerçevesinde İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bir araya geliyor. Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Vilayet Guliyev ve Vardan Ozkanyan, NATO daimi üyeleriyle barış için ortaklık üyelerinin toplantısında görüşerek bir ilke imza atacaklar. Cem geçtiğimiz yıl 3 ülke arasındaki sorunları ele almak için üçlü bir toplantı önermişti. Yarın başlayacak IMF sınavı öncesi bir önceki gözden geçirmeyi sorunsuz atlatan ekonomi yönetiminin bu kez sıkıntılı bir dizi çalışmayı tamamlaması gerekiyor. Gecigen sözler, erken seçim tartışmaları, mali af söylemi IMF ile sürdürülecek görüşmelerin en kritik bölümünü oluşturuyor. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, IMF'ye karşı ortak dil kullanılması amacıyla dün Maliye Bakanı Sümer Oral ve Enerji Bakanı Zeki Çakan'la ekonomide alınması gereken yapısal düzenlemeleri görüştü. Filistin yönetimi lideri Yasser Arafat, dün İsrail ablukası altında kaldığı 5 aylık bir süreden sonra ilk kez Ramallah'tan dışarı çıktı. İlk olarak Beytüllahim'deki Milat Kilisesi'ne giden Arafat, dünyanın İsrail'in kiliseye uyguladığı ablukayı unutmayacağını söyledi. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan aldığımız bilgilere göre dolar 1.391.000, euro ise 1.261.000 liradan işlem görüyor. Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde playoff yarı final mücadelesi bugün start alıyor. Yarı finalin ilk maçında bu akşam Efes Pilsen Oyak Reno karşı karşıya gelecek. Efes Pilsen'in 1-0 önde başlayacağı serinin ilk maçı Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak. Yurdumuzda ve bazı dış merkezlerde bugün beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Edirne parçalı bulutlu 21, İstanbul bulutlu 22, Bursa yağmurlu 22, İzmir parçalı bulutlu 24, Ankara yağmurlu 17, Antalya yağmurlu 22, Samsun az bulutlu 23, Erzurum yağmurlu 12, Diyarbakır yağmurlu 21, Lefkoşa parçalı bulutlu 24, Londra sağanak yağışlı 16, Paris bulutlu 16, Roma parçalı bulutlu 22 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Atladım girdim bana atladım.
Türkülerin yeni soluğu Balins FM'de ben Erdem Gençtürk sizlerle olan birlikteliğimizi devam ettiriyorum. Saat 12'ye gelene kadar sizlerle birlikte olacağım. Yani bu da demek oluyor ki 20 dakikamız daha var. Bu 20 dakika içinde en güzel eserler yine sizlerle buluşmaya devam edecek. Programımız bittikten sonra yine devam edecek. 24 saat boyunca devam edecek anlayacağınız efendim. Şimdi sırada Bilal Ercan var. Bilal Ercan'dan dinleyeceğimiz güzel bir eser var. Delal. Güftesi ve bestesi kendisine ait olan bir eser. Hemen ardından da bu sefer Özkan Can'dan bir eser dinleyeceğiz. O da bize Hemen adlı eserini seslendirecek. Bu arada az önce Tayfun Talipoğlu'ndan bir güzel bir türkü dinletmiştim. Kendisi Bir Yol Hikayesi adı altında programlarıyla tanınan bir ne diyelim program yapımcısı, işte şiir okuyan şairimiz, yorumcumuz, hepsini bir arada barındıran bir kişi. Bu istidatları barındıran, kendinde mevzu miktarda barındıran bir kişi. Onun için aklıma bir şey geldi. Şöyle bir söz vardır efendim. Dünyanın güçlükleri dörttür. Yalnız başına ihtiyarlık, gurbette hastalık, yokluk içinde borç, yolculukta uzun yol demişler. Yani Tayfun Talipoğlu Bir Yol Hikayesi tanıyoruz da yolculukta da uzun yolmuş. Aklıma oradan geldi ve güzel bir söz bu efendim. Hemen söylemiş bulundum. Şimdi Bilal Ercan, ardından Özkan Can, Balins FM'de sizlerde. Şu üç günlük
dünyada gel beraber olalım. Şu üç günlük dünyada gel beraber olalım. Türkülerin yeni soluğu Balint FM'de programımızın son 10 dakikasına girmiş bulunmaktayız. Önce kısa bir reklam arası. Reklamların hemen ardından Sıddık Doğan bizler için seslendirecek. Diyecek ki, ey Meli Yar, bizden ayrılmayın. Şapka ve yenilik deyince Türkiye'de akla gelen tek isim CMF. Her yaşa, her zevke uygun değişik model seçenekleri, kaliteli, çılgın ve modern dizaynları, toptan ve perakende satış seçenekleriyle CMF, Merter'de siz müşterilerimizin hizmetindedir. CMF, modayı takip edenlerin tercihi. Adres, Nafiz Gürman Mahallesi, Nadide Sokak No 5 Merter. Telefon 0212 482 0310 482 0310. Hem en ucuz hem bedava. Kiler Bahar Şenliği'nde bir alana bir bedava. 30 şanslı aileye Kapadokya'da tatil bedava. 45 gün boyunca alışveriş bedava. Kazandırın
alışveriş. Kiler, kazançlı alışveriş. Hain Sefem. Hain Sefem. Morfistan'ın moruna, Morfistan'ın moruna, altında kalınan, alır seni kaçarım ben, vermezlerse zoruna. Alır seni kaçarım ben, vermezlerse zoruna. Ey meli yar, ey meli, ey meli yar, ey meli, ışıl ışıl düğmeli, benim yarim güzeldir o yanakları. Salınıp gelir bağdan, salınıp gelir bağdan, sağdan dolanır sağdan, vallahi korkmaz oldum ben ne adan ne beyden. Vallahi korkmaz oldum ben ne adan ne beyden. Ey meli yar, ey meli, ey meli yar, ey meli, ışıl ışıl düğmeli, benim yarim güzeldir o yanakları düğmeli. Benim yarim güzeldir o bilekleri dövmeli. Tüfeğim dolu saçma, tüfeğim dolu saçma, doğru yolundan şaşma, ben yabancı değilim lo, kaçma sevdiğim kaçma. Ben yabancı değilim lo, kaçma sevdiğim kaçma. Ey meli yar, ey meli, ey meli yar, ey meli, ışıl ışıl düğmeli, benim yarim güzeldir lo, yanakları ölmeli. Benim yarim güzeldir o, bilekleri dövmeli. Ey meli yar, ey meli, ey meli yar, ey meli, ışıl ışıl düğmeli, benim yarim güzeldir o, yanakları dövmeli. Benim yarim güzeldir o, bilekleri dövmeli. Türkülerin yeni soluğu Balins FM'de programımıza devam ediyoruz. Fakat son tabii 6-7 dakikamıza girmiş bulunmaktayız. Güzel eserler peşi peşine gelmeye devam edecek efendim. Şimdi sırada Nuray Hafiftaş var. Nuray Hafiftaş'tan sizlere dinleteceğimiz eserin adı Maşallah. Hemen ardından da bir Hilal Özdemir çalışması gelecek. Düğmeli. Düğmeli'yi de dinledikten sonra kapanış anonsuyla huzurlarınızda olacağım. Şimdi efendim, türkülerimizin birçoğunda hep dostluktan, arkadaşlıktan, kardeşlikten hep bahseder. Bugünkü programımızda da farkındaysanız yine bunlarla alakalı, bu sözlerle alakalı türkülerimiz oldu. Mesela dostlukla ilgili bir söz söylemek gerekirse hemen şunu söyleyebiliriz mesela. Diyor ki sözümüzde, insanlardan kendini çekmen sana düşman,
herkese yakınlık göstermense sana kötü dostlar kazandırır. Değil mi efendim? Bu kadar dostlukla ilgili türkülerden sonra bu sözleri de söylemekte fayda var. Şimdi efendim Nuray Hafiftaş'tan dinliyoruz maşallah. Hemen ardından Hilal Özdemir Düğmeli, ardından kapanış anonsuyla huzurlarınızda olacağım. Barins FM'den ayrılmayın.
yardım etmeli.